Merhaba, ben Fatma Yiğitoğlu, öğretmenim. İngilizce öğretmeniyim. Ama panik yapmanıza gerek yok. Bugün neden İngilizce öğrenmeliyiz? İngilizce öğrenmenin en kısa yolu nedir? Neden herkes İngilizce öğrenmelidir gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Belki bir daha tanıtmalıyım kendimi. Merhaba, ben Fatma Yiğitoğlu. Toplum hizmeti bilincinin akademik müfredatlara entegre edilmesini savunan, gerçek toplum liderlerinin ortaokul ve liselerdeki müfredatlarla yetiştirilebileceğine inanan, birçok projeyi ve işi aynı anda yapan, bunu yapmaktan hoşlanan ama aynı zamanda odağına insanı ve insanlığa hizmeti koyan bir eğitmenim. Bugünkü konuşmada toplum hizmeti nedir, toplum hizmeti bilinci nasıl geliştirilir, toplum hizmetleri toplumdaki dezavantajlı bireyleri nasıl hayata hazırlar, bunlarla ilgili konuşacağız. Eğer sorarsanız neden ben konuşuyorum peki bunu, merakınızı gidereyim hemen. Ben 10 yıldır aktif olarak öğrencilerimle birlikte toplum hizmeti projeleri üreten, onlara liderlik yapan, yönlendiren, kendi özel hayatımda da toplumsal projelerde yer alan, bunun için mesai harcayan ve zaman zaman maddi ve manevi olanaklarımı bu işler için kullanan bir eğitmenim. Bunun yanında ulusal ve uluslararası okullara, öğretmenlere bu konuyla ilgili eğitim ve seminerler veriyorum. İş için ve eğitim için dünyanın birçok ülkesinde bulunmuş bir eğitimci olarak ve birçok milletten insanla iletişimde olan bir birey olarak şunu söyleyebilirim. Ve bunu söylemekten her zaman gurur duyuyorum. Gerçek liderler hizmet ederler. Gerçek liderler kendi bencil zaferlerinin peşinde koşmazlar. Bu yüzden de okullarda, ortaokul ve liselerde öncelikli olarak toplum hizmeti bilincinin, sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, akademik müfredata entegre edilmesini savunuyorum. İnsanlar hobilerinden bahsederlerken ben genelde cevapsız kalırdım. Müzik dinlemeyi pek sevmem, aram yoktur. Kitap okumak, film izlemek bunları pek hobiden saymıyorum aslında. Şöyle bir bakınca spor da yapmıyorum galiba. Ama ben hobimin ne olduğuna bundan yıllar önce cevap buldum galiba. Cevap bana veren çocuk küçük bir çocuktu, 3. sınıf öğrencisi. Adı Müslüm. Belki Müslüm ismi herkes de farklı çağrışımlar yapabilir. Ama benim için çok önemli bir isim Müslüm. Müslüm 3. sınıftaydı. 56 kişilik bir devlet okulunda okuyordu. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan şuydu. 1. sınıfı 2 yılda bitirmişti. 2. sınıfı da 2 yılda okumuştu. 3. sınıfa geldiğinde artık öğretmeni ondan ümidi kesmişti. Hocam, Müslüm herhalde bu yılda tekrar eder dedi. Biz devlet okullarıyla, köy okullarıyla uzun yıllardır akademik destek programları yapan bir okuluz. Bu okulda görev alıyorum. Biz yine de umudumuzu kaybetmedik. Bu arada Müslüm 2 dakika uzaklıkta babasının minik dükkanında çıraklık da yapıyordu aynı zamanda. Okula gidiyor, okuldan sonra da orada çalışıyordu. Tabii okuma ve yazmayı yazları unuttuğunu söyledi öğretmen. Basit matematik işlemleri de parmak hesabının ötesine geçememişti. Ama ilginç bir şey oldu. O yıl Müslüm bizim bütün akademik destek programlarımıza istikrarlı bir şekilde geldi. Yağmurlu havalarda geldi, biz yokken de geldi, resmi tatillerde geldi, duyduk. Güvenlik abilerine soruyormuş, abla ve abiler burada mı diye. Matematik dersi, zeka oyunları dersi, müzik dersi, ritim dersleri yaptık onunla. Ve o yılın sonunda duyduk ki Müslüm 3. sınıftan 4. sınıfa direkt geçmiş. Biz Müslüm'den çok şey öğrendik. Kişisel olarak ben çok şey öğrendim aslında. Bir çocuğun hayata tutunması, bize sıkı sıkıya bağlanması, umut etmesi beni çok etkilemişti. O da bizden herhalde biraz matematik, biraz Türkçe, biraz futbol oynamayı öğrenmiştir diye düşünüyorum. Yılın sonunda biz de onun için bir parti yaptık. Onun sınıfı geçişini kutladık öğrencilerimle birlikte. Belki de benim toplum hizmetlerinin hobimin olması sebebi daha uzun yıllara dayanıyor, bilmiyorum. Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde dil asistanlığı yapıyordum. Dünyanın önde gelen Türk profesörlerinden dil bilimci Profesör Jacqueline Cornfield bir gün odaya girdi.
Fatma, Syracuse'e taşınan göçmen aileler için dil destek programları olacakmış. Benim aklıma sen geldin. Bence sen bu aile ve çocuklarına İngilizce öğretmeye gitmelisin dedim. Yani 22 yaşında genç bir için çok cazip bir teklif değildi. Ama tabii ki evet dedim. Ama orada yaşadığım deneyimler, çok zor şartlarda Amerika'ya göç etmiş, İran'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, Ukrayna'da gelen ailelerle birlikte İngilizce öğrendik. Ben onlara İngilizce öğrettim mi bilmiyorum. Mutlaka bir katkım olmuştur. Ama onlar bana çok şey öğretti. Neyse, anılar bir kenarda dursun. Çünkü anımız çok fazla. İlerleyen dakikalarda yine paylaşırım. Biz esas konumuza dönelim. Toplum hizmeti nedir? Sosyal sorumluluk nedir? Tabii ki şöyle özetleyebilirim. Sosyal sorumluluk 10 kilo patates, 20 kilo kömür, bir çift ayakkabı kesinlikle değildir. Bunlar olmalıdır, olur, hepimiz yapmalıyız. Belki hepimiz ihtiyaç anında bu ailelere, bu çocuklara, dezavantajlı bireylere yardım ederiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama 10 kilo patates, 20 kilo kömür, 1 kilo soğan her problemi çözseydi aramızda lafı olmazdı. Ama her problemi çözmemektedir. Bu yüzden toplum hizmeti ne değildir diye sorarsanız direkt bunu söyleyeceğim size. Maddiyata dayalı, bir kere yapılan, anlık yapılan yardımlar değildir. Peki nedir toplum hizmeti? Toplum hizmeti istikrarlı olan, gerçekten fiziksel, mental ve sosyal olarak içinde dahil olduğunuz, kaynaştığınız, iletişim kurduğunuz, kaynakları kullandığınız bir süreçtir. Ben toplum hizmetlerini anlatmaya başlamadan önce her zaman Alice Harikalar Diyarı'ndan bir bölüm kullanırım. Alice kediye soruyor, hangi yöne gitmeliyim diye. Kedi nereye gitmek istiyorsun diye soruyor. Alice bilmiyorum, fark etmez diyor. Bir yere ulaşmak istiyor musun diye soruyor. Evet istiyorum diyor. O zaman sadece çok uzun yürürsen, emek sarf edersen bir yere ulaşırsın diyor. Aslında toplum hizmetini yaymak, bilinçlendirmek böyle bir şey. Uzun süreli, sürdürülebilir bir projeye dönüştürmek önemli. O yüzden eğer projelendirir, bir şeylerin farkına varır ve bunlarla ilgili bir şeyler yapmak isterseniz, işte o uzun yolu yürümeye başladınız demektir. Yol uzun, belli bir noktada durabilirsiniz. Ama sizden sonrakiler devralabilir. İşte toplum hizmeti, sosyal sorumluluk, farkındalık böyle bir şey. Siz bunu yaptıkça dönüşür, dönüştürürsünüz. Siz bunu yaptıkça çevrenizdeki insanlara ilham olursunuz. Ve siz bunu yaptıkça diğer insanları ve kendinizi güçlendirirsiniz. Öğrencilerimle toplum hizmetleriyle ilgili projeler geliştirirken hep bir noktada tıkanıyoruz. Nerede tıkanıyoruz? Hocam, nasıl bütçe bulacağız? Çok pahalı bir proje gibi duruyor bu. Yapabilir miyiz ki? Derler. Evet yapabiliriz derim. Çünkü ben 10-12 yıllık sürede hiç şöyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir engelli vatandaşımızın evine gittiğimizde aslında benim de buzdolabım yok demedi. Daha çok kitap istedi. Bir köy okuluna gittiğimizde hiçbir öğrenci bugün bana ne getirdin diye sormadı. Ya da bana ayakkabı alır mısın demedi. Onun yerine ben İngilizce öğreneceğim değil mi sizden dedi. Biz ne zaman çocuklar için tiyatro yapacağız dedi. Ya da bizi heyecanla bekledi. Bir daha ne zaman geleceksiniz diye uğurladım. Toplum hizmetlerinin akademik müfredatlara entegre edilmesinin bir de başka bir yönü var ve başka bir sebebi var aslında. Biz her gün dışarı çıkıyoruz, markete gidiyoruz, devlet dairelerine uğruyoruz. İşlerimiz oluyor oralarda. Ve engelli bireylerle karşılaşıyoruz. Peki bu engelli bireylere nasıl yardım edeceğimizi, onların hayatlarını bir aciliyette nasıl kolaylaştıracağımızı biliyor muyuz? Çok da bilmiyoruz aslında. Özellikle işitme engelli ve %50 zihinsel engelli bireyleri dışarıdan anlayabilmemiz neredeyse imkansız. Onlar konuşamıyorlar, duyamıyorlar.
Yıllar önce okulda bununla ilgili bir farkındalık projesi başlattım. Öğrencilerimle birlikte işaret dili öğrendik. Yaklaşık 3 yıl boyunca civarda Tarsus'ta yaşayan işitme engelli bireylerle akademik ve sosyal etkinlikler yaptık. Biz onlardan öğrendik, onlar bizden öğrendi. Bir farkındalık yarattık. Ama günün sonunda bu 2 yıllık kısa eğitimin sonunda bile şöyle sahneler gördüm. Bir 19 Mayıs sabahı Tarsus'ta yaşayan işitme engelli milli sporcular var. Onlarla birlikte kahvaltı yapıyoruz ve günü kutluyoruz. Öğrencilerimden birini işitme engelli olan kişiyle konuşurken yine bağırarak ve abartılı hareketler yaparken buldum. Ne yapıyorsun diye sorduğumda ben de bilmiyorum hocam, yanlış bir şey yapıyorum değil mi dedi. Aslında böyle. Düşünelim bakalım kaçımız işitme engelli ya da %50 zihinsel engelli bir bireyle iletişim kurmanın yollarını biliyoruz. Aslında pek bilmiyoruz. İşte o yüzden akademik müfredata, okullara, ortaokullara, liselere entegre edilen toplum hizmeti projeleri fark yaratacak, bize bu toplumsal bilinci verecektir. Tabii bu noktada başka bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bütün dünya şu anda yapay zekayı konuşuyor. Yapay zeka acaba eğitimi ele geçirecek mi? Öğretmenler yok mu olacak? Biz her şeyi yapay zeka sayesinde öğrenebilir miyiz diye. Şunu söyleyebilirim ki yapay zeka asla ve asla toplum hizmeti projelerinde öğrencilerin, paydaşların, katılan herkesin yaşayacağı deneyimi onlar için oluşturamaz. Onlar için gerçekleştiremez. Onlar için yaratamaz. Bu mümkün değildir. Çünkü orada yaşananlar çok gerçek, çok kişisel ve çok 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 içtendir. Bununla ilgili birkaç anekdot ve anı anlatabilirim aslında. Geçen yıl yine bir öğrencimizin liderliğinde bir köy okuluna zeytin ağaçları ektik. Biz o zeytin ağaçlarını ekmeğe edebilirdik. Bir meblağ para yardımı yapar, sizin neye ihtiyacınız varsa hadi siz bu parayla onu yapın da diyebilirdik. Biz bu yolu tercih etmedik. Çünkü öğrencilerim, ben ve bütün paydaşlar bir şeyler öğrenmek istedik. Bunun için ne yaptık? Zeytin ağaçları bulduk. Zeytin ağaçlarıyla gittik köye. Oradaki köy halkı, öğrenciler, öğretmenler, biz, benim öğrencilerim hep beraber kazma, kürek, toprağı kazdık. Zeytin ağaçlarını diktik. Orada da bitmedi bu serüven. Ağaçlar nasıl yetiştirilir? Zeytinden nasıl verim elde edilir? Nasıl gelir kazanılır? Bunu çalıştık. Orada da bitmedi bu serüven. Onlarla 23 Nisan kutladık, şiirler okuduk, İngilizce öğrendik, matematik öğrendik. Peki bir yılın sonunda bitti mi bu serüven? Yine bitmedi. Yine ikinci yılın sonunda onlarla bilgisayar çalıştayları yaptık. Onlara bilgisayar kodlamayı, yazılımları öğrettik. Ve yılın sonunda 13 tane bilgisayarı onlara hediye ettik. Ama hiçbir zaman emek göstermeden kimseye hiçbir şey vermiyoruz. O insanların kendini kötü hissetmelerine izin vermiyoruz. Peki orada yaşanan diyaloglar, orada yaşanan o etkileşimler yapay zeka tarafından oluşturulabilir mi? Mümkün değil. Başka bir örnek vereyim. Uzun yıllardır zihinsel engelli bireylerin eğitim gördüğü ZİÇEV kurumuyla işbirliği yapıyoruz. Ve yine bir gün benim öğrencim ve ZİÇEV'den bir öğrenci zeka oyunları oynuyorlar. Satranç olması gerekiyordu. Öğrenci ayağa kalktı, yenileceğini hissetmiş. Bizim öğrencimizi kucakladı, döndürdü, sonra da sırtına hızlıca vurdu. Bizim öğrencimiz ağlamaya başladı, o da ona vurdu. Yapay zeka bu deneyimi yaşatabilir miydi? Yaşatamazdı. Ki öğrencimiz bunun öncesinde birçok eğitimler almasına rağmen nasıl davranacağını o anda bilemedi. Çok basit bir örnek daha vereyim. Uzun yıllardır köy okullarıyla akademik ve sosyal işbirlikleri yapıyoruz dediğim gibi. Köy okulu öğrencileri buraya geliyor, çok farklı branşlarda dersler öğreniyorlar. Bir gün yine böyle bir ders, aslında her yıl yaşıyoruz ama yine bir öğrenci koşarak yanıma geldi. Hocam, efendim dedim, su istiyorlar. Evet, sonra tuvalete de gitmek istiyorlar. Ve sınıfta hiç susmuyorlar. Ne yapmalıyım dedim. Sanki bu dünyada sadece su içmek isteyen ya da tuvalete gitmek isteyen oymuş gibi. Ne yapmalısın sence dedim. Düşündü, biraz bakıştık. Ne yapması gerektiğini anladı ve gitti.
yapay zeka tekrar bu deneyimi o öğrenciye veremezdi. Dediğim gibi örneklemeler bitmez, örnekler bitmez. Yine bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Uzun yıllar önce bilirsiniz ki her öğrenci futbol oynamayı çok sever. Ve bizim öğrenciler şunu fark etti. Öğretmenim, taktik bilmiyorlar, kural bilmiyorlar. Sadece bir top var, kaleden kaleye koşuyorlar dedim. Dedim, biz bir şeyler yapalım istiyoruz dedi. Tamam yapalım dedim. Ne yapalım? Biz onlara futbolun aslında şiddet içermeyen, küfür içermeyen, kuralları olan bir takım çalışmasının olduğunu anlatalım dedi. Peki dedim ve bunun için emek sarf ettiler. Beraber futbol öğrendiler, beraber kuralları anlattılar. Sonra bununla da yetinmediler. Cumartesi sabahları o köy okuluna gidip bir alan buldular. Oranın taşlarını beraber temizlediler. Çim ektiler, çim buldular. Daha sonrasında kale için ölçüler yaptılar ve bütün bunları projelendirdiler. Tabii ki maddiyat bunun bir noktasında vardı ama geneline baktığımızda aslında yoktu. İşte bir anlatmaya çalıştığımız şey bu. Oradaki öğrencilerin yaşadığı deneyim, onlarla beraber çalışması, onlara ölçü birimlerini öğretmesi, çim nasıl ekilir, taş nasıl temizlenir onu öğrenmeleri tekrar yapay zekanın onlara veremeyeceği ve sadece okul müfredatlarına entegre edildiğinde bu deneyimleri çok erken yaşta yaşayabileceklerini gösterdi bize. Hala da hatırlıyoruz ve hala da o öğrencilerin bana yazıyorlar. Saha duruyor mu hocam? Biz çok özledik o günleri diye. Mezun olduktan sonra da toplum hizmeti projelerine devam ediyorlar. Bazen bilgi alışverişi yapıyoruz, bazen iletişimde oluyoruz onlarla. Bu noktada söylemek istediğim çok önemli bir nokta daha var. Öğrenciler birbiriyle kaynaşmalı, dezavantajlı bireyler, bunlar her kimse iç içe olmalı, beraber çalışmalı. Buraya kadar hiçbir problem yok. Aması var bu işin. Bizim İngilizce'de noblesse oblige dediğimiz 19. yüzyılda Fransa'da kullanılan bir deyim. Aslında Türkçesi şöyle söylenebilir, imtiyazlar ve ayrıcalıklar sorumlulukları getirir. Yani üst seviyede maddi ve manevi olanakları yerinde olan insanlar, diğer insanlara yardım etmelidir gibi bir tavırdır bu. Üstten bakan, daha kendini beğenmiş bir tavırdır. Bunun olmasını istemeyiz. Zorunlu olduğu için yapılmasını istemeyiz. İşte okullara entegre edildiğinde, ortaokuldan itibaren bu ortamlarda bulunan öğrenciler aslında bunu anlayacaklardır. Daha üstten bakan, daha ben iyiyim ve seni de iyi yapmaya çalışıyorum ama işte biraz iyi olabilirsin mesajını vermeden toplum hizmeti bilinci yayılmalıdır. Bunun da örneğini verebilirim çok kısa. Yine bir köy okulundayız. Öğrenciler kışın çorapsız ve terlikle okula geliyorlardı. Öğrencilerim çok şaşırdı. Hocam ayakkabıları yok yalnız dedi. Evet ama bunu sesli söylemememiz gerekiyor. Daha sonra ders yaptık, oyunlar, kitaplar dağıttık. Yine futbol oynamaya istedi erkek öğrenciler. Bizim öğrencilerimiz şöyle dedi. Ama senin ayakkabın yok, oynayamayız. O da dedi ki, istersen ben de sana evden gidip terlik getirebilirim. O zaman beraber oynayabilir miyiz dedi. Üçüncü sınıf, sadece 8 yaşında bir çocuk, aslında güzel bir ders verdi. Üstten bakan, bu tavrı yok etmek için uğraşıyoruz biz toplum hizmeti projelerinde. Belki bugün bu konuşmadan sonra siz de, belki 2 dakika uzağınızda, belki 20 dakika uzağınızda, belki buradan kilometrelerce ötede bir yerde sizin için, sizin yardımınızı bekleyen bir bireye dokunabilirsiniz. Belki bu konuşmadan sonra ileride beraber projelerde yer alabiliriz. Kim bilir, belki bir gün her öğrenci için devlet ya da özel okul fark etmez, toplum hizmeti projeleri bir zorunluluk haline gelebilir. Ve yine biz bu platformlarda beraber bunları konuşuyor oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.